performansına sahip. Dolayısıyla örneğin korunma gereksinimi saptanan vakalarda ya da toplumsal normları ve yasaları ihlal ettiği için zorunlu rehabilitasyon uygulanan vakalarda bir sosyal hizmet uzmanı bireysel refahı değil de toplumun refahını esas almak zorunda. Bu iki başlığa biraz hani ayrıntılı olarak alt başlıkları ile birlikte bakacak olursak korunma gereksinimi ya da işte korunmaya muhtaçlık statüsü saptanan vakalarda dedik ya toplumun refahı bireyin refahına önceliklidir. Hangi vakalar onlar? Mesela çocuklarla 18 yaş ve altı çocuklarla ilgili bir vaka varsa orada bireysel refahtan ziyade toplumsal refah esas alınabilir arkadaşlar. Ya da engelliler özellikle zihinsel engellilerle ilgili olan vakalarda bireyin refahı değil toplumun refahı esas alınır.